Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hocam ne yapıyorsunuz? Kalemlerimi göstermeye çalışıyorum. Olmadı. Açı kenar bağıntılarıyla Tuncay Hocam ve ben karşınızdayız. Buyurun hocam. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi açı kenar bağıntılarına bakacağız. Hatta üçgenler konusunun son konusuna geldik arkadaşlar. Bir önceki videoda benzerliği bitirmiştik değil mi? Evet. Şimdi açı kenar bağıntılarına bakacağız. Orada kalemler düştü. Fark ettim onu versene. Onu da vereyim. Ver ver. Çünkü ben kalemlerimi çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle açı kenar bağıntısıyla ilk olayımız ne? Büyük kenar karşısında büyük açı bulunur diye bir tabirimiz vardır bizim. Şimdi diyelim ki bir ABC üçgeni verilmiş olsun bize. Bu ABC üçgenin kenarları arasında şöyle bir sıralama var. A kenarı B kenarından büyük, o da C kenarından büyük. Acaba açılar arasında nasıl bir ilişki var? Yıllardan beri biliyoruz değil mi? Büyük açı karşısında büyük kenar bulunur. Evet. Buradaki sıralamada ne olacaktır? M A açısı büyüktür. MB açısı o da büyüktür. MC açısı olacak değil mi? Şimdi ben öğrencilerimizden bir sesler duyuyor gibiyim. Neden öyle? Diye neden bir ses. Öyle hocam? Onlara hemen sesi yapalım. Ben neden evet, öyle? Neden öyle? Şimdi arkadaşlar çok dikkatli izleyin benim. Şimdi şuraya bir soru işareti koyalım değil mi? Neden bu şekilde? Şimdi A kenarın B kenarından büyük olduğunu biliyorum. O zaman ben şu A köşesinden öyle bir doğru alıyorum ki, şöyle bir D noktası alıyorum ki, bu uzunluğu B olsun diyelim Koray. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Dikkat ederseniz. Şu A tamamıydı. Burası ne olur o zaman? B eksi A olur değil mi Koray? A eksi B olur. A eksi B olur. Evet. Bravo. Tebrik ediyorum. Ben seni denemek için yaptım. Farkındayım hocam. Buraya alfa dersek arkadaşlar, buraya da teta dersek. Değil mi? Şurası ne olacaktır? Alfa artı teta olacaktır değil mi? Aynı şekilde bak bu bir ikizkenar üçgendi. Bak şu kenarla bu kenarı eşit yapmıştık değil mi? Bakın arkadaşlar burası ne olacak? Alfa artı teta olacak. Bakın A açısının ölçüsü ne oldu? 2 alfa artı teta oldu değil mi? A açısının ölçüsü 2 alfa artı teta oldu. Evet. B açısının ölçüsü neydi? Teta oldu. Teta oldu. Şimdi ben biliyorum ki 2 alfa artı teta tetadan her zaman ne olmak zorundadır arkadaşlar? Büyük olmak zorundadır. Aynı şekilde B'nin C'den de büyük olduğunu gösterdiğimiz zaman ne olacaktır? Eğer bir üçgende kenarlar arasında bu şekilde bir bağıntı varsa, A, B'de büyük, B'de C'den büyükse, açılar arasındaki bağıntı da ne olacaktır? Aynı şekilde olacaktır diyoruz. Ertuğrul niye geldi biliyorsun değil mi? Kesinlikle ve kesinlikle gözlüğe bakmak için geldi. Şimdi arkadaşlar ikinci olayımıza gelelim. İkinci olayımız da şu. Açılar arasındaki bağıntı kenarlar arasında geçerlidir. Az önce kenarlar arasındaki bağıntıyı açılar arasında geçerli dedik. Şimdi A açısı B açısından büyükse, B de C'den büyükse A kenarı B kenarından, o da C kenarından büyük olmak zorunda. Bunu da arkadaşlar aynı şekilde ne yapabiliriz? İspatlayabiliriz. Devam edelim şimdi. Evet örneklerimize başladık. Bir ABC eşkenar üçgen demiş arkadaşlar bize. ABC eşkenar üçgen ise hemen şu açılarımızı yazalım. 60 derece. Buraya da 60 derecemizi yazalım. Şimdi şurasının tamamı 60 dereceydi buranın tamamı arkadaşlar. 20 burası, 10 burası 30 derece. O zaman buraya 30 kaldı. 30 derece. Bana sorduğu soru şu. ADE üçgeninde kenarlar arasındaki sıralama nedir? ADE dediğimiz üçgen bu. Yani X, Y, Z arasındaki sıralamayı soruyor. Şimdi 60 ile 20'nin toplamı ne yapar? 80 derece burası. 60 ile 10'un toplamı ne yapar? 70 derece burası. Evet. Şimdi en büyük açımız ne? D açısı. D açısının karşısındaki kenar hangisi arkadaşlar? Y kenarı. Y büyüktür. Sonra hangisi 70 derece var? Z olacak. Z açısı, Z kenarı olacak. Daha sonra da geriye ne kalacak? X kenarı kalacak. Şimdi arkadaşlar en önemli noktalardan bir tanesine geldim. Koray'ım oradan bana boş bir kağıt verebilecek misin? Ver bakalım. Önce. Fark etmez şöyle ver. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar düzlemde bir tane nokta alalım. Bu noktamız A noktası olsun. Ve bir tane de D doğrusu alalım şöyle. D doğrusu aldık. Şimdi arkadaşlar düzlemde bu A noktasının D doğrusuna olan uzaklığı en kısa uzaklığı arkadaşlar dik olan uzaklıktır. Bakın bu en kısa olan uzaklıktır. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Dolayısıyla ben düzlemde bu K noktasına dikti ya arkadaşlar A'dan çıkan doğrumuz. Bu K haricindeki herhangi bir nokta aldığımda diyelim ki buraya B noktası diyelim. Şöyle birleştirdiğim zaman ne olacaktır? AB arasındaki uzaklık AK arasındaki uzaklıktan büyük olacaktır evet. Değil mi? Hatta ve hatta biz bunu daha da düzenlersek şöyle C noktası aldığımızda ne olacaktır? AC bu sefer. AC uzunluğu değil mi? AB'den büyük. O da
AK'dan ne olmak zorunda arkadaşlar? Büyük olmak zorunda. Ama nerede? Düzlem geometrisinde böyle olmak zorunda. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar, bakın burada bir dik üçgen vermiş bana. ABC dik üçgeni. Şimdi buradaki en kısa kenarımız nedir? Dik olan, doğruya dik olan, BC'ye doğru parçasına dik olan D kenarımız ne olacaktır? En kısa kenar. Yani D küçüktür, B küçüktür, A olmuş olacaktır diyoruz. Evet. Tamam? Al bakalım. Şimdi değişik bir sorumuz var. Demiş ki bize arkadaşlar, burada bir tane kelebek vermiş. Bana diyor ki burada AC kenarı AE kenarından büyük. O da CE kenarından büyükmüş. Ve aynı zamanda DE, BD ve BE arasında ilişki vermiş. Buna göre diyor, en büyük açıyı bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi AC kenarımız hangisi bizim? Bu kenar değil mi? Şu kenar. Evet hocam. AE kenarımız bu kenar. Şöyle yapalım mı üstad? AC kenarı daha büyük olduğu için onu gören açıya ne diyelim? Alfa artı 1 diyelim mesela. 1 derece fazla olsun. Tamam mı? AE kenarımız hangisi? Şu kenar. Bunu görene de ne diyeceğiz o zaman? Diyelim. Alfa diyelim. Bakın arkadaşlar, açıları bilmediğim için büyüklükleri küçüklükleri sıralarken büyük olana 1 fazla verdim dikkat ederseniz. CE kenarı hangisi? Şu kenar. Buna da ne yapalım? Alfadan 1 eksik verelim değil mi? Şöyle tamam. Alfa eksi 1 diyelim. Şimdi geldim buraya. Tamam. Şimdi burada ise ne demiş bize arkadaşlar? DE kenarı BD kenarından, o da BE kenarından büyük demiş bana değil mi? Evet. Şimdi burasına alfa artı 1 dediysen burası da alfa artı 1 olacak mı Koray'ım? Evet. Şimdi alfa artı 1 hangi kenarın karşısında? BD kenarın karşısında değil mi? BD evet. kenarın karşısındaki alfa artı 1 dedik. O zaman DE kenarını gören açımız, bak DE kenarını gören açımız, DE kenarı BD kenarından daha büyük olduğu için ne olması lazım arkadaşlar? Gören açında daha büyük olması lazım. O zaman burası daha büyük olacak değil mi? Alfa artı 2 diyelim. Alfa artı 2 diyelim buna da. BE kenarı da, BE kenarı nerede benim? Şu kenar değil mi? Evet. Bunu gören açımız da burası. Oraya da alfa diyelim. Burayı da ne diyebilirim? Alfa diyebilirim. Ya da alfa eksi 1 de evet, diyebilirim. Evet, bu sefer şey yani, olur. Sanki eşitmiş gibi düşünülebilir. Evet. Sadece arkadaşlar sadece burada küçük olduğunu göstermek için alfa yazıyorum. Yani bunlar birbirine eşit olabilir de olmayabilir de. Şimdi şekle baktığımızda en büyük açıyı sormuştu bana. En büyük açı hangisi olmuş oldu? Bak burada dikkat ederseniz arkadaşlar. Alfa artı 2. Yani B açımız neymiş bizim? En büyük açıymış diyoruz arkadaşlar. Al bakalım. Şimdi bir de size arkadaşlar iki tane üçgeni verirler. Ortak bir kenara sahip veya ortak bir kenara sahip, birer kenara sahip üç tane, dört tane üçgen verebilirler. Ve bunların içerisinde en kısa kenarı veya en uzun kenarı sorabilirler arkadaşlar. Onun için bu tip sorularda önce açıların hepsini yazmamız gerekiyor. Yani ne yapacağım ben burada? Bakın arkadaşlar, 100 derece, 130 derece, 130 derece. Buraya kaç kaldı? 50 derece kaldı değil mi? Koray. Evet. 40, 60 daha 100 derece. Buraya kaç kaldı? 80 derece kaldı. Arkadaşlar sakına ve sakına şunu yapmayalım. Şekilde gördüğümüz en küçük açının karşısındaki kenar en küçüktür. Ya da şekilde gördüğümüz en büyük açının karşısındaki kenar en büyüktür şeklinde bir yorum yapmayacağız. Yani böyle bir şey yok. Çünkü bu en çok yapılan hatalardan bir tanesi. Bakın şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi burada bu ortamda Koray'la ikimiz varız ve sizler varsınız. Şimdi Koray'la ikimizden hangimiz daha hafiftir sizce? Koray kaç kilosun? 85. 85. Ben de 100 kiloyum. Hı hı. Demek ki en ağır benim, en hafif sensin değil evet. mi? Burada en düşük kilolu Koray. Ama yan odayla birlikte baktığımızda Koray yan odaya geçtiğinde ne olacaktır? Orada en hafif kim vardır? Muhammed abi vardır değil mi? Evet. En zayıfımız o. Yani 60-65 kilo. Burada bana göre küçük olabilir, başka yerde büyük olabilir. Kesinlikle arkadaşlar. Onun için ne yapacağız? Bakın şöyle bir şey yapıyoruz. En kısa kenarı sorduk ya. Bakın şu ABC üçgeninde en kısa kenar ne oluyor? E kenar oluyor. Evet. Ama yan odaya geçtiğimizde sen 80'in karşısında kalıyorsun bak. O zaman da en büyük oluyor. Burada da en büyük oluyor. Ama bu üçgende en küçük kenar hangisi? D, D kenarı. Ve bu tip sorularda arkadaşlar ok yöntemi yapmanızda her zaman fayda var. Yani en küçüğü mü sordu? En küçükten başlayarak oku çizeceğiz arkadaşlar. Bakın böyle çizdiğimiz gibi. Ve bize neyi gösteriyor burada? En kısa kenar okların hepsi nereyi gösteriyor? D'yi gösteriyor. O zaman en kısa kenarımız neymiş arkadaşlar? D kenarıymış diyoruz. Ben de şey yapıyorum hocam. İki tane eşitsizlik yazıp öyle gösteriyorum aslında. O da olabilir. O da olabilir. Daha böyle şey olmuş olur.
matematiksel olmuş olur diyelim. Şimdi arkadaşlar demiş ki bana bu sorumuzda kenarlar arasındaki ilişkileri yazalım demiş. Yani önce ABD üçgeninde, ADC üçgeninde ve ABC üçgenindeki ilişkileri yazmaya çalışacağız. Bakın burası 50 derece, burası 25 derece. O zaman buraya kaç kalacak? 25. 25 derece kalacak. Şimdi 25, 25, 50. 70 de burası ne yaptı? 120 yaptı. 120. O zaman buraya kaç kalacak? 60 derece kalacak değil mi Kore? Şimdi önce ne yapalım? ABD üçgeninde karşılaştırma yapalım arkadaşlar. Şimdi ABD üçgeninde karşılaştırma diyelim. ABD üçgeninde en uzun kenar hangisi? 70 derecenin karşısındaki kenar olan AD kenarı. O zaman yazalım. AD kenarı büyüktür. Sonra 60'ın karşısındaki kenar BD kenarı. Sonra hangisi büyüktür? D AB açısı, yani AB kenarımız daha büyük olmuş oldu. Şimdi bu ABD üçgeninde geçerli olan bir olay. ADC üçgenine bakalım şimdi de arkadaşlar. ADC üçgeni diyelim. Şimdi ADC üçgenine dikkat ederseniz 25 derece 25 derece, yani bu kenarlarımız birbirine eşit değil mi? Hı hı. Yani ne diyorum ben burada? AD kenarı eşittir DC kenarı diyorum arkadaşlar. Ama şu açımız kaç derecedir? 130 derece. Ve en büyük kenar o zaman neymiş? AC kenarı değil mi? AC o büyük. Zaman AC bunlardan ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Şimdi sıra geldi büyük üçgene. Yani ABC üçgeninde karşılaştırma yapıyoruz. Şimdi ABC üçgeninde baktığımız zaman burası kaç derece? 85. Evet. O zaman bunun görmüş olduğu BC kenarı en büyük kenardır. BC büyüktür diyorum. Sonra hangi açı? 70 derece gördüğü kenar ABC üçgeninde bakıyoruz. Dikkat edin. AC kenarıdır. Hemen devam edelim. O da büyüktür. En son geriye ne kaldı? AB 25 kenarı. Derecenin karşısında görmüş olduğu kenar. Ama ABC üçgeninde bakıyorsunuz. AB kenarı. Ne olmuş oldu arkadaşlar? 3 üçgen arasında da ne yaptım? Kenarlar arasındaki ilişkiyi buldum. Ama sınavda soru gelirse size böyle herhangi birisindeki bağıntıyı sormaz arkadaşlar. Karşılaştırma isteyecektir sizden. Örnek veriyorum. Şimdi ADC üçgeninde en büyük kenar hangisi? AC kenarı. Evet. Ama ABC'ye geçtiğinizde AC kenarı ne olmuş oluyor arkadaşlar? BC'den daha küçük olmuş oluyor değil mi? Hatta ve hatta şöyle bir soru gelebilir karşınıza. Mesela BC büyüktür DC diyebilir miyim ben? BC kenarı büyüktür DC diyebilir miyim? Diyebiliriz. Koreyim. Diyebilirim. Neden? Çünkü bakın arkadaşlar. DC kenarı AC'den büyüktü. Küçüktü değil mi? AC'den küçüktü. Ama AC de zaten BC'den küçük değil evet. mi? Bunun küçük olduğu her şeyden bundan küçük olan da ne olmak zorundadır? Küçük olmak zorunda değil mi? Çok fazla küçük kelimesini kullandım. Fark ettim. Evet, al bakalım. Şimdi karşımıza şöyle bir soru çıktı arkadaşlar. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bir üçgende geniş açılı üçgense arkadaşlar, yani ölçüsü 90 derecede veya 90 dereceden büyükse, yani dik açılı ve geniş açılı üçgense arkadaşlar, en uzun kenar 90'ın karşısındaki ya da 90'dan büyük olan geniş açının karşısındaki kenardır. Yani o zaman burada şöyle bir sonuç çıktı. 100'ün karşısındaki kenar A her zaman ne olmak zorunda? Diğerlerinden büyük olmak zorunda. Diğer kenarlardan B ve C'den. Ama bak burada bir 30 derece vermiş. O zaman buraya kaç kalır? 50 derece kalır mı Koray? Evet. O zaman 50'nin karşısındaki gördüğü kenar B ise A büyüktür, B büyüktür, C. Şimdi bu ÖSYM'nin sormuş olduğu soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Burada bize mutlak değer sormuş. Esasında burada geometriyle biraz mutlak değeri de bilmek gerekiyor. Evet, geometriyle matematiği birleştirmiş. Şöyle yapalım. Koray'ım şöyle diyelim. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa ne olur her zaman? Pozitif olur değil mi? Güzel. Küçükten büyük çıkarsa negatif olur değil mi? Evet. Mutlak değerin içerisi pozitifse aynen dışarı çıkar değil evet. mi? Mutlak değerin içerisinde negatifse önüne eksi gelerek çıkar diyoruz değil mi? Komandantın videolarımızda da var arkadaşlar. Kesinlikle. Evet, mutlak değeri oradan da izlersek ilk başlangıç videolarında göreceklerdir bunu. Şimdi arkadaşlar burada ne demiş? A eksi B demiş. Yani büyük sayıdan küçük sayı çıkıyor. Ne olmak zorundaydı? Pozitif olacak. Pozitif, üzerine artı yazalım. Tamam. C eksi A demiş. Küçükten büyük çıkmış. O zaman negatif olacak. O zaman burası eksi olacak diyelim. Bak içerideki sayının işaretini yazıyorum arkadaşlar. C eksi B demiş. Yani küçükten büyük çıktı. O zaman bu da negatif evet. olmak zorunda. Bundan sonra yapacağınız şey şu olsun. Üste yazdığımız işaretleri önüne getirmek arkadaşlar. Artı önüne getirdiğiniz zaman artı A eksi B. Bak eksi ile artıyı çarparsam eksi C eksi A. Eksi ile artıyı çarparsam eksi C eksi B. Bölü 2 değil mi? Evet. A eksi B. Eksi C artı A. Eksi C artı B bölü 2. Şimdi şuradaki B ile eksi B gitti. Evet. Değil mi?
AA 2A yaptı. Eksi 2C. Eksi 2C bölü 2. Yukarı 2 parantezini alıp sadeleştirirsek ne kalacak geriye? A eksi C. A eksi C. Neymiş cevabımız? A eksi C'ymiş diyoruz. Şimdi arkadaşlar az önce açıyla tüm kenarlar arasındaki ilişkiyi bulmak için ne yapıyorduk? Açıları bilmek gerekiyordu değil mi? Veya kenardan açıya gitmek için kenar uzunluklarını bilmek gerekiyordu. Şimdi bir üçgende sadece iki kenarın arasındaki ilişkiyi biliyorsam o zaman yazabileceğim şey yani A açısı B açısından büyükse A kenarı B kenarından büyük diyebilirim. C hakkında yorum yapamayız. Ama C hakkında yorum yapamayız arkadaşlar. B kenarı C kenarından büyük ise o zaman B açısı değil mi? C açısından ne diyebilirim? Büyüktür diyebilirim diyoruz. Al bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar. A açısı demiş, B açısından büyük demiş. Öncelikle şunu yapalım Koray'ım. A açısının gördüğü kenar hangisi? Açımız bu. Gördüğü kenar 10 birimlik kenar değil mi? Buraya 10 yazalım. Sıralamayı işaret hiçbir zaman değiştirmiyorum. Büyüktür şeklinde yazdım bakın. Büyüktür olduğu için. B açısı demiş. B açısının karşısında hangi kenarımız X var? X var. X var. X de yazdık. Ne biliyorum ben şimdi? X sayısı 10'dan küçük olmak zorunda. Olabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Maksimum 9'dur. Tam sayı değeri 10'dan küçük 9 olacaktır diyoruz. Hı-hı. Geldim buraya. Az önce bir kelime kullanmıştım arkadaşlar. Ne demiştik? Bir üçgende 90 derece veya geniş açı varsa onun karşısındaki kenar diğer kenarların hepsinden ne olmak zorundaydı arkadaşlar? Büyük olmak zorundaydı. Yani 130 derecenin karşısında 12 varsa 12 kenarı diğer kenarların hepsinden ne olacaktır arkadaşlar? Büyük olacaktır. Hatta ve hatta x'ten de ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Şimdi x sayımız bizim 12'den küçük olduğuna göre alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Maksimum tam sayı değeri x'imiz ne diyoruz o zaman? 11 olacak diyoruz. Çünkü başka bir geniş açı olursa 180'i geçmiş oluyor toplam kesinlikle açımız. Kesinlikle. 180'i geçmiş oluyor. O zaman üçgen oluşturamıyorsunuz. Düzlemde öyle bir kuralımız var. Biliyor musun? Üçgen geniş açılar toplamı kaçtır derecedir diye sorduğum zaman ne dersin? 180 dersin değil mi? Evet. Ama şöyle sormak lazım. Nerede soruyorsunuz? Değil mi? Düzlemde mi? Değişir. Uzayda mı? Hiperbolik geometride mi? Değil mi? Tamam oralara hiç girmeyin şimdi. Çünkü arkadaşlar üçgen geniş açılar toplamı 180'den büyük de olabilir. Hatta 0 derece de olabilir. Hiç karıştırmayın. Küresel geometride mi? Gitti. Kafa gitti. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. 95 derece demiş A açısına. O zaman ne olmak zorunda? A'nın görmüş olduğu kenar en büyük olmak zorunda. Yani X kenarımız diğer kenarlardan büyük olacak. O demektir ki 6'dan da büyük olmak zorunda. Şimdi X 6'dan büyükse alabileceği en küçük değer ne olmak zorundadır? Tam sayı değeri 7 olmak zorundadır. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar yaptığım sorularda en büyük kenarı bir şekilde bulabiliyorduk değil mi? Açının yardımıyla bulabiliyorduk. Evet. Ama bazen de bunu gizliyorlar. Yani nasıl gizliyorlar diyeceksin. Nasıl hocam? Yani farklı geometrik kavramları kullanıyor. Açıortay kullanıyor veya ikizkenarlık kullanıyor arkadaşlar. Bu soruda öyle bir şey yapıyor herhalde. Mesela bu soruda öyle bir durum var. Örnek veriyorum. Şu açı alfa desek. Burası alfa mıdır? Evet. Burayı. Şimdi şuraya teta desem. Burası ne olacaktır? Alfa artı teta. Bak şimdi buradan nasıl bir yorum çıktı? Arkadaşlar çok önemli bakın. Buradaki ABD üçgenindeki A açısıyla D açısının arasındaki ilişkiyi gizlemişiz bakın dikkat ederseniz. Hı-hı. Şimdi burası alfa, burası ne oldu? Alfa artı teta. Demek ki ben D biliyorum açısı ki D açısı ABD üçgeninde yalnız dikkat edelim. Hı hı. D açısı A açısından daha büyük. Yani x'imiz ne olmak zorunda arkadaşlar? 6'dan büyük olmak zorunda. X 6'dan büyükse en küçük tam sayı değeri ne olmak zorundadır? 7 olmak zorundadır. İşte bu şekilde de gizliyoruz. Çok gizledim galiba bazı şeyleri. Bak burada da var gizlenmiş bir şey. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı Koray'ım? Yapalım. Ne buraya yapalım? Alfa dersem, burası da alfa mıdır? Evet. Güzel. Peki şu açımız kaç derecedir? Şu açıyı bulabilir miyim ben? Bu açıyı bulabilir miyiz? Evet. Şuraya teta desem, burası ne olmak zorundadır? Şimdi bir dakika, alfa orası olduğuna göre burası da alfa eksi teta olacak. Bravo, alfa eksi teta oldu. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Ne yaptık burada? Dikkat ettin mi? Şuradaki ACD üçgeninde. Çünkü niye ACD üçgenini aldım ben? Böyle bir soru da gelebilir. Çünkü 6 ve X ACD üçgeninde arkadaşlar. Yani, evet. Onun için ACD üçgenine bakıyorum. ACD üçgeninde arkadaşlar. A açısıyla D açısı arasında bilgim yok. Nasıl bulacağım bunları? Bakın nereden yararlandım? Açıortaydan, dış açıortaydan. Burası alfa olsun dedim. Burası da alfa olmak zorunda. Buraya da teta olsun dedik değil mi? Hı-hı. Şimdi şuradaki alfa açımız ne olmak zorundaydı? Teta ile
buranın toplamı olmak zorundaydı. O zaman buraya ne kalacak? Alfa x de teta kalacak. Evet. Şimdi ben biliyorum ki alfa mı büyüktür, alfa x teta mı büyüktür? Bak burada fark var değil mi? O zaman bir alfa daha büyük. Alfa daha büyük. Yani x'imiz ne olmak zorunda? 6'dan büyük olmak zorunda. Dolayısıyla x 6'dan büyükse arkadaşlar, x'in alabileceği en küçük değer nedir o zaman tam sayı değeri? Hocam hep de 6 demişsiniz, cevabı 7 çıkıyor. Evet. Şimdi geldik buraya. Burada da bir şeyler gizlemişiz değil mi, dikkat edersen? Evet. Şöyle bir şey yapalım mı? Önce şunlara alfa diyelim, buraya da alfa diyelim değil mi? Tamam. Şimdi bunlara alfa dedik arkadaşlar. Yalnız bir ek bilgi vermişiz. Aa evet. AB... Ne diyor? AB kenarı BC kenarından küçük diyor. Tamam, bir açılandıralım. Şimdi o zaman açılandıralım. AB kenarı hangi açının karşısında? C açısının karşısında. C açısının karşısında değil mi? Evet. Şöyle bir şey yazalım o zaman. Şu C açısının karşısında. Teta mı diyelim? Buraya ne diyelim? Teta diyelim. Tamam mı? Buraya teta diyelim. Şimdi BC kenarı hangi açının karşısında? A açısının karşısında değil mi? Bunun karşısında. Evet. Hmm. Şimdi bak bu kenarı görüyor. Bak şöyle bir renkli bir kalemle ben çizeyim. Arkadaşlar dikkat edin. Şunlar bir bu kenarı görüyor. Bu da bu kenarı görüyor. Hmm. Açıortayın neyi bu kenarlar arkadaşlar? Koray'ım açıortayın neyi bunlar? Neyi hocam? Kolları değil mi? Evet. Açıortayda ne vardı? Kollar, bölüm ayaklar oranları. Değil mi? Oran var değil mi? Burası x ise burası xk mıdır? Evet. Burası 8 ise burası 8k mıdır? Hı hı. Şimdi geldik olayın bu noktasına. AB kenarı ne çıktı? Xk. Any evet. question? Yok yok şey aklıma şey takıldı. Açıortay gizlemişsiniz ya soruyor. Evet. Açıortayı biz bundan önceki çekimde yaptınız mı? Benim ne yapmadınız? Kesinlikle. Sen ne yapmadın? Tabii Vural Bey'le yaptık. Vural Hoca'yla yaptık. Ne olacak? BC 8K. 8K. Bakın arkadaşlar dikkat ediyoruz. Açıortayı gördüm. X'e 8. XK'ya 8K dedim. Sonra yaptığım olay. AB kenarı XK çat yazdım. BC kenarı 8K yazdım. Hı hı. K'lar gitti. Ne çıktı? X küçüktür 8. Küçük. Ne olabilir en büyük tam sayı diyelim? 7. Hep 7 çıkıyor değil mi canım? Hep 7. Ona göre sanki şimdi arkadaşlar sayıda. Dikkat edin. Açıortayla gizledim. Kenarla ne yaptım? Son noktayı koydum. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Başka bir soru bak. Bu sefer de açıyı istiyorum bak dikkat edersen. Maksimum şimdi açı. Kenarlar az önce hep açıları veriyorduk. Hı-hı. Kenarın büyüklüğünü küçüklüğünü soruyorduk. Şimdi de maksimum açıyı soruyorum arkadaşlar. Şimdi B açısı, B kenarı bu kenar değil mi? Evet. Şimdi burası da ne? Hangi kenar? B. Hangi kenar? Bir hangi açı? B açısı. Hangi açı? Alfa diyelim. Dolandı. Fark etmez. B açısı diyelim buna da. Tamam mı? Tamam. Büyük açı diyelim. B açısı. Burası da C açısı C değil mi? C açısı diyelim. C açısı dedik. Şimdi BC'den büyük demiş bana değil mi? B kenarı büyükse demek ki onun şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Açı kenar bağıntılarında bir şeye büyüktür veya küçüktür şeklinde size bilgi verildiğinde deyin ki ya bunlar eşit olsaydı. Hı hı. Eşit olsaydı. Yani eşit değil ama eşit olsaydı diyelim. Ne olacaktı o zaman B ile C birbirine eşit olsaydı? O zaman 70-110'u paylaşacaklardı. 110 kalıyor geriye. 55 buna, evet. 55 buna değil mi? Evet. Yani ne olmuş olacaktı? 55-55 eşit olacaktı. Evet. Bunlar eşit olmadığına göre B daha büyük olduğuna göre değil mi? Demek ki 54 alabileceğim. 55'ten ne olması lazım C açısının arkadaşlar? Küçük olması lazım. Değil mi? Hı-hı. B'nin daha büyük olması için 55'ten küçük ne olabilir en büyük değeri? 54 54 olabilir. Derece. Ya da minimum B'yi sorsaydık. Minimum B'yi soramazsın burada. B büyük C. 1 çıkar. Ama B büyük C şartı var ya hocam. B büyüktür C, minimum C'yi sorabiliriz. Ha minimum B'yi sorsaydın dedin minimum değil mi sen? Harikasın, güzel. O zaman minimum B ne olur? O zaman 56 olur. 56 olur, evet. Bravo. Şimdi geldim bak burada da onu soruyorum zaten. Bak burada da onu soruyoruz. Arkadaşlar bakın. C A'dan büyük demiş değil mi? Bak farklı bir soru galiba bu. Farklı bir soru. Olabilir. Evet. C A'dan büyük demiş. A kenarın görmüş olduğu açı hangisi? 70 derece. Değil mi? Evet. Büyüktür C. Hı hı. C açısı hangisi? C büyük açımız değil mi bizim? Bana neyi soruyor? C'nin minimum değerini soruyor. Hı hı. 70'ten büyük ne olabilir minimum? 71 olabilir. 71 olabilir. Bu kadar. Aynı zamanda B'nin de maksimumu olur o görünümde. Az önce çözdüğümüz. Evet. Tabii az önce çözdüğümüz soru tipi.